arada keşke koku çekme de olsaydı kameralarda, şu kokuyu sizde çekebilseydim şu kokuyu. Tırlar resmen balata yakıyor arkadaşlar bu yolda. Bu yolculuk bittikten sonra büyük ihtimalle bu arada iki tır gene karşı karşıya geliyor ama Allah'tan gene düz yolda karşı karşıya geldiler. Bu yolda nakliye yapan tırların çoğu 33 ve 31 plaka, yani Mersin ve Hatay tırları. Ya şöyle söyleyeyim, bu yol bittikten sonra büyük ihtimalle memleketlerine gittiklerinde bu araçların balatalarının değiştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada hep bu abimizin arkasına takıldık. Sabahtandır bu abimizin arkasındayız. Sen 33 plakasını beğenmiyor musun? Yok, beğeniyorum. Sıkıntı yok. Bu arada önümüzde de bir tomruk taşıyan, yani kütük taşıyan başka bir araç var. O da Antalya plakalı. Bu yol yaklaşık kaç kilometre? 60 kilometre. Normal şartlarda 60 kilometreyi ortalama en kötü ihtimal, en kötüsünü söylüyorum arkadaşlar, 40 dakikada tamamlamamız gerekiyor. Ama biz bu yolu ortalama 2 saatte tamamlıyoruz zaman zaman. Sebebi virajın çok fazla olması ve araçların karşı karşıya geldiğinde birbirine yol vermesi. Yaklaşık bir 10 dakikadır gittiğimiz yol ve mesafe, 10 dakika içinde 6 kilometre 7 kilometre bir yol gittik şu anda da. Tabii şu anda yol boş ve gündüz, bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz önce solladığımız kütük kamyonu rotardarı çalıştıra çalıştıra, yani motor frenini çalıştıra çalıştıra iniyor. Rotardar aynı şey miydi tam olarak bilmiyorum ama uyarın arkadaşlar beni. Şöyle. Bu arada kesinlikle bu kamyondan da balata kokusu gelecek. Durduğumuz yer şöyle bir yer arkadaşlar. Orman, yeşil ve deniz. Yeşil ve mavinin buluşma noktası diyelim buraya. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Size hemen o sıkıntıyı da göstereceğim. Gene insan eliyle yapılmış, insan eliyle kirletilmiş bir doğa. Zaman zaman uzay videoları izliyorum. Uzay hakkında araştırmalar yapıyorum. Orada uzayın ne kadar büyük olduğunu hissediyorsun zaten izlerken. Uzayın büyüklüğünü hissettikten sonra dünyanın kıymetini anlıyorsun. Yani kendi evimizin kıymetini anlıyoruz. Dünya hepimizin. Ya biraz sosyal mesajlı bir video oluyor ama şu pislikleri görünce dayanamıyorum. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Çözüm noktası da şu bence arkadaşlar. Küçük yaştan itibaren dünya sevgisi, doğa sevgisi insanlara aşılanması gerekiyor. Şöyle güzelliklerin olduğu ülkemizde böyle rezaletler de var. Beni çekme, çekme. Beğenmezler mi? Niye mi oğlum? Nasıl, iyi mi? İyi de iki tane şişe gördüm. Hem neden onu? Bu arada yol için ne diyorsun abi? Sen geçen gece giderken korkuyordun. Korktuğun kadar var mıymış? Şu an daha çok korkuyorum. Bu arada şu tırı da çekmiş olduk. Allah esirgesin, Allah gazabı elbe vermesin ama iyi gidiyor maşallah.